Büyük plan kalanından herkese merhabalar. Afganistan'da Taliban hakimiyeti tam anlamıyla başladı. Taliban ilk olarak ABD silahlarını el koydu. Taliban, Afganistan'da muhtemelen 600 bin saldırı tüfeği, yaklaşık 2 bin zırhlı araç ve Black Hawks dahil 40 uçak dahil milyarlarca dolar değerinde ABD silahının resmen sahibi oldu. ABD 2002 ile 2017 yıllar arasında Afgan ordusunun tahmini 28 milyar dolar değerinde silah verdi. Bunlar sadece bir ay içinde Kabil'e teslim edilen 7 yeni helikopterde de dahil. Taliban'ın ele geçirdikleri ayrıca M16 saldırı tüfekleri de dahil olmak üzere en az 600 bin piyade silahının yanı sıra 162 bin adet iletişim ekipmanı ve 16 bin gece görüş gözlükleri içeriyor. Kabil hava alanı içerisinde ise bölge halkının bekleyişi devam ediyor. Bazı Afganlar ülkeden çıkmak umuduyla hava alanına inecek uçakları dört gözle bekliyor. Öte yandan ülkede Taliban kontrolü sağlandıktan sonra büyük bir değişim yok. Ülkede hayat normal seyrinde devam ediyor. Son gelişmeler bu yöndeyken Ahmet Masur, Pençir Vadisi'nde Taliban'a karşı harekete başladı. Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban ile Ahmet Mesut grupları arasında ara buluculuk için Pençir Vadisi'ne geldi. Hamid Karzai'nin iki grup arasında barış görüşmelerine öncülük etmesi bekleniyor. Bu arada Afganistan'ın önde gelen siyasilerinden Gulbettin Hikmetyar yeni hükümet çalışmalarının Taliban liderlerinin başkent Kabil'e gelmesiyle başlayacağını bildirdi. Son detaylar böyleyken eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kardeşi Haşmet Gani Taliban'a katıldı. Bu durum Taliban'ın ülkede artık tam anlamıyla söz sahibi olduğu anlamına geliyor şeklinde yorumlandı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım. Esenlikle kalın.